Herkese merhaba. Merhaba. Twilight Zone serisinin 14. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm orijinal tarihiyle 8 Ocak 1960 yılında yayınlanmış. İsmi de Third From the Sun. Zaten isimden de çıkartabiliyorsun. Güneşten sonraki 3. gezegen diye de herhalde çevirebiliriz. Evet. O da zaten dünyaya denk geliyor. Bir bilgi vererek girmiş aslında başlık. Evet. Bu hikayenin yazarı Richard Madsen. Ki bunu bundan önceki bölümlerde görmüştük yanlış hatırlamıyorsam. And When the Sky Was Opened bölümünde görmüştük. Onu hatırlıyorum. Aynı isimli kısa hikayesine dayanarak Rod Serling uyarlıyor hikayeyi. Konusundan sen kısaca bahset istersen. İki tane hükümet görevlisi var ve bir atom savaşının yapılacağını öğreniyorlar. Bunu öğrendikten sonra oturdukları dünyanın yok olacağı, yani büyük bir kısmının artık bulunmayacağını öğreniyorlar. Bunun üzerine bir üsse girip uzay gemisi çalıyorlar ve bulundukları dünyadan ayrılıyorlar. Daha sonra bölüm sonunda öğreniyoruz ki onların ulaşmaya çalıştığı yeni dünya aslında şu an bizim üzerinde yaşadığımız dünya ve aynı onlara benzer canlı formlarının yaşadığı bir evren. Aslında dizi bölümü izlerken dünya diye bize kafamızda varsayıyoruz. Aslında dünya değil, farklı bir gezegen. İsmini söylemediler diye hatırlıyorum. Farklı bir gezegen. O gezegenden dünyaya kaçanları görüyoruz. Evet. O açıdan farklı bir konuyu ele almış. Yine uzayla ilgili. Bundan önce de birkaç tane daha vardı galiba uzayla ilgili. Senin eklemek istediğin var mı mesela bu konuyla ilgili ya da internette araştırdığın? Ya ben sadece işte yine bu IMDb sitesinden birkaç bilgisini aldım. O trivia sayfasından. Bunlardan hani sadece şu var. Kullanılan gemi bir filmden alınmış galiba, daha önceki bir filmden ama zaten bunu biz Twilight Zone dizisinin çoğu bölümünde de görüyoruz, başka dizilerden kendi bölümleri içinde farklı setlerin kullanıldığından. Ya bu biraz da zaten böyle sinemayı çok böyle ayrıntılı takip eden insanlar için güzel detaylar. İşte şu gemi bu filmde de kullanılmış, şu sahne burada da kullanılmış. Hani tabii ilgisi olanlar not alabilirler. Orada kullanılan gemi miydi? Mekik herhalde farklı bir bölümde de mi kullanılmıştı? Şöyle, Forbidden Planet isimli 1956 yapımı bir filmden alınmış. Aynı zamanda bu arka planda gemi için kullanılan sesler var ya, bazı dijital sesler. Bunlar 1966 yapımı Star Trek dizisinde de kullanılmış, evet, aynı Star şekilde. Evet, Star Trek'i okumuştum. Bu da zaten çok ünlü bir dizi olduğu için veriyorum şu an. Ben hani ek olarak şunu not almışım. Bölümde kamera açılarıyla oyun oynuyorlar. Oradan hani bizi dünya olmadığına mı ikna ediyorlar ya da dünyaya gittiğimizi. O tarz bir kamera oyunu varmış galiba. Ya farklı kamera teknikleri falan denenmiş galiba bu bölümde. Olabilir, onu ben not almamışım. Başka bir bölüm için dediğini not almıştım, onu hatırlıyorum. Bu bölüm için hani, almadım ama. Kamera oyunları diye not almışım ben bir kenara. Kullanılmış olabilir çünkü hani o nasıl diyelim. İnsanın oruna telaşını, sıkışmışlığını da bir şekilde vermesi gerekiyor. Farklı yöntemler denemişlerdir tahminen. Genellikle Twilight Zone serisinde mesela hani hikayeyi izlerken çok böyle ayrıntılı şeyler göremiyorsun aslında. Böyle bilimsel temel yok vesaire hani baktığında. Evet. Hikayenin o fikri herhalde daha çok önemli bu serilerde. Ya bir de zaten kendini çok çabuk kaptırabiliyorsun o bölümün, evet, akışına. 25 dakika zaten. Çerez gibi giden bölümler bunlar. Evet, yani hani farklı bir fikir verebiliyor sana. Ya aniden hani giriyor olaya. Zaten o olayın içindesin, onu yaşıyorsun sonuna kadar. Bittiğinde de yine hani sonuna kadar hep böyle dünya gezegenindeler ve başka bir yere kaçıyorlar algısı gibi vardı. Zaten o verilmişti. Hani dünyaya gittiklerini öğrenince ben şaşırdım açıkçası biraz da. Tabii. Hani güzel bir etki vermiş bence bu konuda. Evet, bu arada şeyi almışım ben not, senin dediğin çekim tekniğini. Evet evet. Dutch tilt olarak bilinen bir teknikmiş. Doğru, tamam. Bu şey belli bir eğimle yapılıyormuş. O insanların işte telaşlı hallerini falan daha iyi yansıttığı söylenen bir çekimmiş. Anladım. Bu şekilde hani bolca kullanmışlar. Gözden kaçırmışım az önce, kusura bakma. Ya onun dışında da benim çok böyle üstüne konuşacağım bir konu da yok mesela bölümle ilgili. Benim şey dikkatimi çekti. Belki çok alakasız olacak ama bir tane telefon vardı. Tek parça telefon. Şey, çevirmeli telefon. Üstte ahizesi var. Alttan da şey, o çevirdiğin kısım vardı. O 9 rakamın olmadığı telefon, evet, mu? Tamam, okudum onu. Doğru. Telefon ilginç gelmişti bana tasarım olarak. Onunla ilgili de şöyle bir bilgi vermişler. İsveç'te bir firmanın tasarladığı tek parçalık bir telefonmuş bu. Ve televizyonda ilk defa bu dizide görülmüş. Hadi ya. Normalde zaten Amerika'da o dönemde telefon
satışlarını belli bir firma monopol olarak ele almış Amerika'da. Bir şekilde diğer firmaları aşmış, işte kendi elinde tutuyor. İsveç'ten böyle bir firmanın gelip bir de Twilight Zone gibi bir dizide kullanılması herhalde artırmıştır diye tahmin ediyorum yani telefon satışlarını. Tabii olabilir, olabilir. O zamanın ünlü dizilerinden ya, bu serilerinden Twilight Zone'da parlayan yıldız. Yani benim ekleyeceğim bu kadar. Evet, benim senin de yoksa kapat, yani bölümü de burada sonlandırabiliriz yayını. Tabii. O zaman gelecek bölüm, 15. bölümde ismini de söyleyelim. I Shot an Arrow into the Air bölümünü alacağız ele. 15 Ocak 1960 yılında yayınlanmış. Bakalım o bölümde nasıl bir macera bizi bekliyor. O zaman gelecek yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.